Bu oyun, çocuğunuzda küçük kas becerilerini ve el-göz koordinasyonunu destekleyen motor gelişim etkinliğidir. Gerekli malzemeler: tabak, su, çöp şiş, lastik tokalar. Çocuğunuzla bir masa etrafında karşılıklı oturun ve önüne içerisinde bir miktar su bulunan bir tabak koyun. Çocuğunuza küçük lastik tokalar verin ve birkaç lastik tokayı tabaktaki su içerisine atmasını isteyin. Ardından çocuğunuza çöp şiş verin ve çöp şiş yardımıyla suda yüzen lastikleri tek tek alarak bir kap içerisine koymasını sağlayın. Bu oyun, çocuğunuzun takip yeteneğini geliştiren motor gelişim egzersizidir. Gerekli malzemeler: resim kağıdı, kalem, kilitli poşet ve bulaşık deterjanı. Çocuğunuzla beraber rahat bir zemin üzerinde yan yana oturun ve kilitli bir poşet içerisine bir miktar bulaşık deterjanı koyun. Çocuğunuzla ellerinizdeki mikroplar hakkında konuşmaya başlayın ve "ellerimizdeki mikroplar nasıldır acaba?" diyerek çocuğunuzdan kafasında bir mikrop şekli tasarlamasını isteyin. Ardından çocuğunuza boş bir resim kağıdıyla kalem vererek resim kağıdı üzerine dilediği şekilde mikroplar çizmesi için onu teşvik edin. Çocuğunuzun çizdiği mikropların üzerine içerisinde deterjan bulunan kilitli poşeti koyun. "Hadi şimdi sabunların altında gizlenen mikropları bulalım," diyerek çocuğunuzun poşet üzerinde parmağını gezdirerek kağıtta çizdiği mikropları bulmasını isteyin. Tüm mikropları bulduktan sonra çocuğunuzu alkışlayarak tebrik edin. Bu oyun, çocuğunuzun küçük kas becerilerini geliştiren motor gelişim etkinliğidir. Gerekli malzemeler: renkli şöniller, beyaz oyun hamuru. Çocuğunuzla beraber bir masa etrafında karşılıklı oturun ve gökyüzü ve gökyüzündeki renkler hakkında sohbet edin. Ardından çocuğunuzun önüne malzemeleri koyun ve iki parça bez oyun hamuru alarak bulut oluşturmasını isteyin. Ardından renkli şönilleri hamur üzerine batırarak yerleştirmesini ve böylelikle kendi gökkuşağını oluşturmasını sağlayın. Bu oyun, bebeğinizin ince motor becerileri, dikkat, odak ve detay çalışmalarını destekleyen bir motor gelişim egzersizidir. Gerekli malzemeler: ahşap çubuklar, boncuk ve strafor. Çocuğunuzla rahat bir zemin üzerine oturun. Çocuğunuzun önüne strafor parçası, ahşap çubuklar ve renkli boncuklar koyun. Çocuğunuzdan ahşap çubukları strafor parçasının üzerine batırıp çubukların dik durmasını sağlamasını isteyin. Ardından çocuğunuzu boncukları teker teker alarak ahşap çubuklara geçirip dizmesi için teşvik edin. Son olarak çocuğunuzun hazırladığı abaküsteki boncuklara dokunarak saymasını sağlayın. Bu oyun, çocuğunuzun dikkat ve küçük kas kullanım becerilerini geliştiren motor gelişim etkinliğidir. Gerekli malzemeler: oyun hamuru, renkli çubuklar. Çocuğunuza kaktüslerden bahsedin. Kaktüslerin ne renk olduğu, dikenlerinin nasıl olduğu hakkında sohbet edin. Ardından çocuğunuza oyun hamuru ve renkli çubuklar verin. Bu malzemeleri kullanarak nasıl bir kaktüs yapabilirsiniz diye düşünmesini isteyin. Çocuğunuzun verdiği fikirler doğrultusunda oyun hamuruyla bir kaktüs hazırlayın ve renkli çubukları kullanarak birlikte dikenlerini yapın. Renkli çubukları hamura batırırken renklerini söyleyerek batırmasını isteyebilirsiniz. Egzersiz, bebeğinizin motor becerilerini desteklerken beynin bilişsel bölümünden sorumlu alanı geliştirir. Takip yeteneğini destekler ve dikkat becerisinin gelişimine katkıda bulunur.
gerekli malzemeler, küçük renkli toplar. Küçük topları zemine rastgele yayın ve çocuğunuzun topa dokunarak hareket ettirmesini ve diğerlerine çarparak diğer topları da hareket ettirmesini isteyin. Siz de oyuna katılarak en çok topu hareket ettirenin oyunu kazanacağını söyleyin. Bu oyun, çocuğunuzun dikkat becerisi ve küçük kas kullanımını geliştiren motor gelişim etkinliğidir. Gerekli malzemeler, oyun hamuru ve renkli çubuklar. Çocuğunuzla bir masa etrafında yan yana oturun ve balon balığından bahsedin. Balon balıklarının savunma mekanizması olarak şişerek düşmanlarını korkuttuğundan bahsedin. Oyun hamurundan bir balık şekli oluşturun ve ardından çocuğunuza renkli çubuklar verin. Bu çubukları oyun hamuruna batırmasını ve balığın dikenlerini oluşturmasını isteyin. Bu işlemin de ardından çubukları tek tek çıkararak oluşan izleri birlikte inceleyin. Bu oyun alternatif bir sanat çalışması olup çocuğunuzun yaratıcı yollarla motor becerilerini geliştirmesini hedefler. Gerekli malzemeler, oyun hamuru veya kurabiye hamuru ve oyuncak. Çocuğunuzu rahat bir zemin üzerine oturtun, peluş hayvan ve oyun hamuru verin. Ardından çocuğunuza, "Ona bir yuva yapmak ister misin?" diyerek, çocuğunuzun oyun hamuruyla oyuncak hayvanına bir yuva yapması için onu teşvik edin. Yuvayı yaparken kontrolü ona bırakın, ancak birlikte yapmak için ona yardım edin.